Ha şimdi çekebilirsin. Şimdi kocam telefon. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada Hafız Mustafa var. Yansılarla gelirdik eskiden. Onlar seviyor burayı. Onlara ev ve evlerine yatağa gittiğimiz için birlikte Hafız'dan tatlı olacağız. Harbiden de benim tıraş olmam lazım. Şu halime bir bakar. Çok... Vicdansızlık değil ne? Kamera bir elinde. Kamerayı almadan önce diğer elindeydi bak. Müthiş. Hafız Mustafa. Kocam bir değil. Şimdi ne alalım? Baklava mı seviyordu onlar? Değişik bir baklava seviyorlardı sanki. Acıtasyonunu yaptı size. Fıstıklı alalım. Alacağımızın tadına baktım. Bayıldım. Ya bayıldım kutulamalarına da, aşığım ben buraya zaten. Sirkeci Gar tarafında Marmaray'dan çıkınca hemen karşınızda. Onlar çok seviyor. Bildiğim için direkt aklıma geldi. Bakın burası da böyle yeni fazla çekilmiş. Bu şekilde satılıyor. Ya yürüyen merdiven varken normal merdiveni tercih etmek neden koca? Belli değil ki sabah evet, elin ağrıyor yoksa. Yemin ederim alışık değilim ben böyle. Ben ev temizlerken yoruluyorum. Sürekli oradan oraya yürüdük, oradan oraya gittik. Aşkım ben bir sürpriz yaptım sana dün akşam. Salona bize aldım, habersiz. Hani bakayım. Bak gösterin. Milletin kocaları onlardan habersiz bir şey alacak kızlar. Benim kocam heyecanlanıyor. Hani bakayım ne aldım. Aşkım hazır mısın? Dur daha sipariş detayındayım. Bir yanda durma baba, arkadan gelen arabalar. Tam köşede durdum. Arabalar. Arkadan gelen arabalar vuruyor bize. Arkadan gelen arabalar bize vururmuş. Önce size gösteriyorum. Ya gördüm ya. Tepkine bak. Aşkım böyle o tepki mi olur? Böyle çok güzel aşkım, o kadar sevimlisin. Nasıl bunu seçtim demen lazımdı. Ne kadar aldın? Düşeceksin önüne bak. Çok ucuz. Aa bedava. Değil mi? Ya şimdiden yaptırsan falan filan oraya maalesef. Saçmalama ya. Cem böyle daha önce ben avize tasarlayıp yaptırdığım için enstitüel tasarım yaptım ben, bilenler bilir. O yüzden benim böyle bir avizem vardı. Cem eve avize almak hiç istemedi ilk başta. Beni tasarlayıp ürettirmemi istedi her seferinde. O yüzden de evimizde avize yok. Çünkü benim bilgisayarımda, bu bilgisayarımda öğrenciyken kullandığım programlar yok. MacBook kullanmıyordum o zaman. Şu an MacBook kullanıyorum ve MacBook'ta o programlar çok pahalı. Gerçekten benim hayatımın özeti ya. Geç kaldık ve bunu neyse ki Cansu'ya söyledim. Bakalım buradan kaç dakika göster. Ay ne kadar güzel şu an. Baksana aşkım ışığı. 40 dakika gösteriyor. Ve benim Cansu'ya söylediğim saate göre 15 dakika sonra onlarda olmamız lazım. Ne yapayım İstanbul trafiği. Ancak gelebildik oradan buraya zaten. Ve Cansu bana çok kızacak ve bir daha bizi çağırmayacak. Nerede gösteriyor? Nerede? Yani yol yok adamın gelebileceği. Ha gelmiş. Önümüzde. Ay bir dakika. Trafikte illallah ettiniz mi? Ben ettim. Ben de ettim şunu. Lanet de ettim. Mesela araba zaten iyiydi, anladın mı benim? Tam bu saatte kalınca gelmediğini. Aşkım o yüzden daha erken çıkman gerekiyor. Yani... Cansu birazdan beni arayacak diye çok korkuyorum. Ya Cansu beni affeder de Atakan biraz sinirlenmiş olabilir. Acıkmışsa çocuk işten gelip. Tipimize bak, tipimiz kalmıyor ya. Ya. Bu nasıl bir misafirliğe gelme? İnsan böyle şık şık tüy bir terlikleri çantasına koyuyor ki.
Ama buraların asansörün ışığını çok seviyorum ben. Çok güzel değil mi? Evet. Asansörün ışığımız da çok güzel ama. Daha güzelmiş. Evet, biz daha güzel. Ay çok heyecanlıyım. Ya Cem, şu aynayı görünce yaptığın şu saçma hareketler. Ne ya? Çok şükür gelebildim. Ay sizi yerim. Bulanık niye? Artık böyle alışırsanız iyi edersiniz. Ya sizi yerim aşkım ya. Ama önünden geçerken birlikte gidiyorduk ya, aklıma geldi o yüzden. Bu da hediyemiz. Bakalım neymiş eksiğim görünce. Ya eksiğin olmadığını düşünüyorum aşkım, onu. Aşkım düşünme artık. Beğenmediysen değiştir varsa. Ya canım bakacağım, bakacağım mısın? Tamam. Cem'e daha önce gelmedim dedim ama unuttu o. Ben bir gece burada kalmıştım bile. Nişanlıydık biz o zaman. O da bana diyor, sen hiç gelmedin mi? Sen hiç gelmedin mi? Geldim, kaldım bile. Bakar mısınız neler hazırlamış bize? Çok acım zaten. Biz de yemek seçtiğim için bütün menüyü sana sorarak yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Cansu kameralara çok alışık değil mi sizce de? İlk kez bir vlogumdasın. Cansu diyetisyen arkadaşlar. Bu arada Cansu'nun hesabını buraya bırakıyorum. Kısa bir reklam olsun bu. Onun hesabını takip edin. Online diyetler yapıyor. Çok güzel. Beni çok güzel zayıflattı. Geçen sene bilenler bilir. 8 kilo verdim. Zaten videolarımdan da anlayacaksınız şimdi. Ama diyetisyen arkadaşım bana doyabileceğim, çatlayana kadar yiyebileceğim bir kâğıt. Neler yapmış. Allah Allah. Açma ama bir şey yapmadım. Patates püresi, et, pilav. Daha önce sorsana bu kadar yemek ben daha bugüne kadar 4 aylık evliliğimde yaptım mı diye. Ben 1 yıldım. 1 yıl sonra senle böyle şeyler bekliyoruz aşkım. Bir 7-8 ay sonra. Böyle bir menü yok. Çatlayana kadar yedim. Hala yemek istiyorum. Yani karnım doysa gözüm doymadı. O kadar söyleyeyim size. Annem gibi yapmış her şeyi. O kadar güzel yapmış ki. Cansu'nun eline su dökmek biraz zor. Ondan ben bir şeyler öğreneceğim. Zaten biz bekarken de ben onlara giderdim. Kalmaya tostunu bile farklı yapardı. Yani öyle böyle değil. Bayılacağım ya. En sevdiğim yemekleri en sevdiğim şekilde yapmış. Yani tuzunu, biberini bile bu kadar nasıl ayarlayabilirsin? Salataya ceviz koyayım mı diye sormadın. Ve ceviz ben sevdiğini biliyorum çok. Tabii. Bu arada ne yaptığını söylüyorum. Biz zaten 3 hafta önce falan birlikte tatile gitmiştik. Ve benim o masalarda beni süzmüş. Herhalde yemeğe geleceğimi böyle aklımda planlamış. Oralarda ne meze beğenip söylediysem yapmış. Şaka değil. Nereden öğrendin bu kadar güzel yemek yapmayı? Yemin ederim. Zaman aşkım. Elvan zamanla. Şimdi bana kızmasın ama. Zamanla öğrendim ve tek kala kala her şeyi yapıyorsun. Ya teşekkür ederiz. Rica ederim. Cansu gerçekten ne kadar daha övebilirim seni. Ya övme, tam utandım zaten. Bak pilav efsaneydi. Gerçekten. Sadece pilav mı? Yok işte pilav da güzel. Ben bu lezzete ulaşabilirsem. Sen yap kalk şükret hayatım. Açma nasıl açılıyor ya? Açma bak şu. Bir şey olmaz ya, sabah yemek yiyorum işte. Evet, ben o yüzden seninle evlendim. Ha tamam, tamam. Cem senin de şeyi geliştirmen lazım. Mesela eti kısa yapma. Küçük pratik bilgiler. Şimdi o Amerikan steakleri falan yapıyoruz. İzliyorum onları. Madem sen yapıyorsan. Ondan geçecek diye yapıyorum, olmuyor. Ben küçük notlar verelim. Evet ya, çok güzel. Ben bunları makineye de atıyorum. Ben de. Atıyorsun ama. Evlendiğimizde yıkıyorum, elimizde yıkıyorum. Kanka yıkıyor sadece. Yemin ederim yıkıyor. Niye biliyor musun? Çünkü şunu düşündüm. Çok fena. İlla ki eskiyecek. Tabii ben o makineye atmasam da eskiyecek. Olan benim boşu boşuna bulaşık yıkamamla olacak. Su israf varca. Ben o bulaşık makinesini açıyorum zaten. Sen elini yoğurmana değmez. Aynen. Günah. Cansu benim en yakın arkadaşım. Artık Cansu ama bu arada Cansu'yla biz dershaneden üniversite hazırlanırken arkadaş olmuştuk. Bu arada ben katıldım aralarına. Ben katıldım dedi, o dünya üzerinde hep vardı. Ben sonradan katılmış olurum. Onlar abla kardeş. Sonra işte Cansu'yla da tanıştık. Hemen sonra, böyle çok zaman sonra değil yani. O gün bugündür. Sonra Ayşe Nur'umuz var. O da Cansu'nun en yakın arkadaşı. Bitti aşkım. Başka bir şey kaldı mı? Hayır, çayını koyacağım. Tamam, nereye koyayım? Hiç bitmesin istiyorum ben öyle olunca ya. Neyi? Bali masajı. Sen sadece öyle olunca mı? Sen masaj... İşte masaj ne olursa olsun masaj. Yeter ki masaj olsun. Yeter ki masaj olsun. O fizyoterapistleri yapıyor ya masaj.
Onlar da bile canını yapıyor. Ona rağmen abi rahatlatıyor ya. Ama sen de masaj seviyorsun. Cansu sence bu hayatta benden daha çok masaj seven bir kişi daha varsa o kimdir? Benim. İkincisi kimdir? Evet. Kocan. Üçüncüsü de benim kocam. Aynen öyle. Önce. Sen önceden tatlı yapıyordun, artık tatlı da yapmayadan vazgeçtin. Niye böyle oldu? Aşkım çünkü niye biliyor musun? Kemal'in. Senin bana bir sözün vardı. Kendi banyonu kendin yıkama sözün. Sen onu bıraktığın günden beri evde tatlı yapmıyorum. Banyoyu yıkamaya başladığın gün ben de ben tatlı yapmıyorum. Ben kendimi yıkayamıyorum bu elle. Sen banyoyu yıkarsın. Bak Allah, her şeyde acıtasyon yapmadan sıkıldım artık. Aa, bize videoda var. Bile elini gösteriyor, tamam mı? Acıtasyon yapacak ya. Böyle çekiyor diyor ki hediyeyi taşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar diyor, kırık elimle diyor arkadaşımızın ev hediyesini bana taşıtırıyor. Ama şu balkonu itibar yani, ben çok seviyorum. Hangi balkonu? Biz Atık'a mı yazmış, burada yemek yiyoruz. Salonda şey yapıyoruz, evet. Ne gerek var? Gerek yok ki, Hakan'dan biz böyle. Biz salonun içindeki masayı taşımaya üşeniyoruz kanki. İşte yaptı. Böyle yaptı, yemin ederim. Oo bak, fırın videosunu koy. Yok, çekmedi. Niye çekmedin? Kanki fırını söktüm, komple yerinden çıkardım. Fırını çıkardım. Ama önce de öyle temizlenir o arkası. Böyle bir pislik diyorsun, yok değil mi? Ben de Cem'i şikayet ediyorum. Şöyle dağınık, böyle pis falan diye. Kanki dedi Allah aşkına sen bu çocuğun bu pisliğinde bu evi nasıl bu kadar temiz tutuyorsun? Ben anlamadım. Arkasına dedi. Gezerek. Öyle dedim de. Geçen Destin'i anlatıyor. Ne yaptın dedi. Buradan bunu aldım. Kirli sepetini attım. Ondan onu aldım. Attım. De söyledim, senin söylediklerin hepsi 10 dakika sürmüyor. Tamam işte onu yapsan bize 40 dakika kalmayacak bize. Sağ ol aşkım. Yer mutfakla ilgileneceğim, anladın mı? Hani pıt 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 her yere nasıl yetişebilirim ya? Üçlük prizi var, yatağın başından söküp salona getireceğim, ona korkuyorum onu niye söküp buraya getirdin der diye. Harcım geçiyor. Niye ya, şarja takacağım televizyon izlerken? Ya bir kere de şarja bak. 1 metre var şarjla koltuk arasında. Bırak telefonla ilgilenme, evet. Televizyon izlerken telefonla oynamak aynen zorunda değilsin. Birini yap ya şu hayatta. Hem oyun oynuyor hem televizyon izliyor. Bari bir benim olsun. Ya telefon benim olsun ya televizyon. Aynen öyle, mantıklı. Ben utanmadan bütün dizileri işgal ediyorsun. Seni dinliyorum bu arada. Cevap veriyorum. Bugün de o anlattıklarımın hepsini bir kez daha anlattırdın bana. Bayağı iyi dinliyormuşsun. 5 kere anlatıyorum aynı olayları hala diyorken. Ne? Ha? Kim anlatıyor? Ha evet. Dinlemiyor işte, dinlemiyor. Ben de bazılarını dinlemiyorum. Dinlemeyince de unuttum sanıyorum. Halbuki dinlememişim. Ha, ben hafta sonu muhtemelen tatile gidiyorum. Daha kesin değil. Aslında şeyi aldık ama, Çeşme'yi aldık ama sonrasında Göcek planımız vardı. Ama şu an net değiliz orada. Artık bütün yaz giyeceklerimi tüketmişim. O yüzden Cansu'dan şimdi bakalım tatilde giyecek bir şeyler alacağım. Şurada bir hurcu var. Onu çıkardı. O da tatile gidiyor bu arada. Yarın gece de onlar tatile. Ama ben onun giydiği ve bu tatilde giymeyeceği şeyleri çalacağım. Bakar mısın bu Zara takıntısı? Ya buraya yazdıkları koydum ya. Yani gerçek bir Zara takıntısı var Cansu'da. Hı-hı. Ama öyle böyle değil yani, sezonda gördüğünüz her şeyi Cansu'nun dolabında görebilirsiniz. Bak buna yardım için mesela bunu verebilirim. Aa çok tatlıymış. Turuncu mavi, bilmiyorum büyük gelebilir mi? Bak saçma bak, kızım güzel mi bedeniniz ne? Tamam. Şöyle fıstık yeşili bir elbisen var. Ha şunu biliyorum ben. Açtı bohçasını. Valide giymişti bunu Cansu. Bir şey diyeceğim, gerçekten sana da yakışır. Bir tık kısa diyorsan yine başka bakalım. Çok güzel olabilir bu. Bakar bak şu da çok güzel desin. Bunu hiçbir yerde şurada fotoğrafım yok. Fotoğrafta rahatlıkla atabilirsin. Fotoğrafın yoksa bunu götür. Aşkım bunu. Ha bunu biliyorum ben. Şeye bunu sırtı açık. Tamam bunu işte. Bir akşam evet. Bunu al. Bunu net alıyoruz arkadaşlar. Bir akşam dışarı çıkarken inşallah havalar soğumamışsa, kocam da kızmazsa bunu giyiyoruz. Bak bunu. Bak bu ikisi net zaten benim bavulumun rengi oldu. Deso bak bunu da böyle plajda giymek ister misin bilmiyorum. Ya da işte nerede giymek istersen. Evet Cansu'cum, bunu da giyebiliriz. İstersen. Yo, üstüne mesela mayo da giyebilirsin. Ben bunu böyle siyah bir krapla giymiştim. Aynen, siyah mayo var ya Cansu'nun. Aynen, tek bantlı. Ona güzel olur bence bu. Bedeni de tam. Bakın o bize geldi, benden iki parça aldı. Bunlara da gerek yok deyip geri döndü. Ben ondan şimdi nasıl topluyorum? Bütün hepsini topla aşkım. Aynen. O bununla olmaz mı güzel? Kanki o bununla çok güzel, kot şortla da çok güzel oluyor. Aynen. Ben bunu böyle baksana. Bikiniyle değil de akşam dışarı çıkarken de çok yakışır sana o yaka. Evet. Ben çok seviyorum. Bunu bir denemem lazım. Tamam, çıkmadan da boşuna almayayım yoksa olmaz. Aşkım olur küçük ya. Gibi küçük gibi duruyor ama öyle değil, bana da oluyor. Aşkım tamam, kendine de götürecek bir şeyler bırak istersen yeter. Tamam dur.
Bikini falan ister misin? Mayo. Yok. Kırmızı bir mayo mu var? Bende de aynısı var. Tamam. Yansını almıştım. Ha, aklımda bir şort var. Onu vereceğim. Onu diğer tarafa ayırdım. Bu şeyde... Bu renk beni öldürdü. Pantine mi aldın bunu? Benim rengim koyu ya, evet. Cansu, Cansu tam sen bu. Aşkım ben ama rengim ölü ya. Yani bronz olduğum için beni çok öldürüyor. Bana da bu yaka yakışmıyor. O zaman bırak. Bakar mısınız, bana bavul yaptı. Çok oo, bak bunu çaldım. Ben zaten böyle bir şey almayı düşünüyordum. Bunu kot şortla giymek istiyorum ben. Bilmiyorum. Yani böyle işte. Böyle mutlu oluyorsunuz. Bütün dolabını götürdüm kardeşimi şu an. Zaten tatile gittik. Tatilde kombinimi beğenmeyip bana kıyafet verip böyle hadi ben bunu beğenmedim, bunu giyme, al bunu giy dedi. Ay çok güzel bu. Kollardan geçmeli değil mi, böyle askılı? Evet aşkım, onun seti çok güzel. Evet müthiş ya. Desa böyle bir bluzum daha aşk var tekko. Yeter. Aa aslında şey. Yeter dedim ya, anlamıyor musun? Zaten bir gecemiz bu. Neyse şimdi bir göcek de eklenebilir. O yüzden verdiklerine teşekkür ederim. Hiçbir şey fazla değil şu an. Ben alışverişim için Cansu yarın Akbatı'da. Kesin. Ha, benim var Zula. Ben onu bir yere sakladım. Tamam. Yes. Arkadaşlar biz o gün videoyu çekerken kameranın şarjı bitmişti. Ben de kapanışı çekmeyi unutmuşum. Çünkü yeni kamerama geçtiğim için böyle tecrübesizlik yaşamıştım. Ben o videonun üstüne tatile gittim. Orada bazılarını giydim, bazılarını giymedim. Göce'ye gittik mi, gitmedik mi? Yeni vlogda göreceksiniz zaten. Bir sonraki videolarda da tatil vlogumuzu izlemeyi unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tekrar buraya dönmek inanılmaz güzel bir duygu. Bundan sonra hep buradayız. Sık sık görüşeceğiz artık. Böyle aramıza mesafe girmeyecek. Instagram'daki gibi düzenli olarak burada içerik üreteceğim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, çok kısa bir süreliğine.